ayrı hastaneye gitti. Dördüncü hastanesinde ancak tanı konabildi. Siz COVID-19'sunuz dendi. Sonrasında da bir fatura çıktı onlara. Neler yaşadılar bu süreçte soracağız. Dilek Güven ve Hüseyin Güven'le konuşacağız. Dilek Hanım, Hüseyin Bey hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Şule Hanım. Hoş bulduk. Arkadaşlar biraz sesi yükseltirsek. Evet, siz evdesiniz şu anda ve maskelerinizle. Evde yani, de maskelerle evet. Geçiriyorsunuz. Evet Şule Hanım, çünkü bir de oğlumuz var bizim evde. O da kendi odasında duruyor. Karantinamız devam ediyor. Evet. Şimdi Hüseyin Bey sizinle başlayalım. Siz hangi semptomları yaşadınız ve hastanelere başvurdunuz? Kaç hastaneye gittiniz? Neden bu kadar 3 hastane dolaşmak zorunda kaldınız ve 4.sünde tanı konabildi size? O süreçte ne yaşadınız? Bir izleyicilerimize aktaralım. Şimdi iyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ederim. 25 Mart günü sabah saat 5'te ateşim yükseldi. 38,5 derece ateşle sabah 5'te Vatan Caddesi'nde hastaneye gittik. Bu anda ateşim yine 38,5 dereceydi. Hastaneden bize, hastanenin önüne çadır kurulmuş. İşte ateşimi ölçtüler, eşimin ateşini ölçtüler. Ondan sonra her başınızı ağrıdığınızda gelmeyin dediler bize. Tabii oradan yine arabamıza bindik, evimize geldik. Burada birkaç saat koltukta uzandım, baktım olacak gibi değil. Tekrar aracımıza bindik, saat 9.30 gibi. Bir devlet hastanesine gittik, Samatya'da. Orada sürüm testinin orada yapıldığına dahil. Bu arada ateşim yine 39 dereceye çıkmıştı. 3 saat bekledikten sonra bizden kan aldılar, eşimden ve benden. Akciğer filmlerimizi çektiler. Doktor bana zatüre başlangıcı, artık kanımda mikrop olduğunu söyledi. Eşime de zatüre başlangıcı denildi. Bize bir ilaç yazdı ve bir gargara verdi. Doktor bizi gönderdi eve. Oradan evimize geldik. 5 gün ilaçları kullandık. Ondan sonra ben tekrar ateşim yine 39'lara çıkmaya başladı, fenalaşmaya başladım. 1 Nisan, çarşamba günü sabah saat 7'de Şişli'de pandemi hastanesine gittim. Özel bir hastaneye, pandemi hastanesi olarak seçilmiş. Orada acilde benim ateşimi ölçtüler. 39 derece ateş çıktı. Ayakta duramıyordum. Ondan sonra ben... orada hastanede yer olmadığını söylediler. Ok Meydan Hastanesi'ne gitmemizi önerdiler doktor. 15 dakika sonra evime geldim. Eşimi aldım. Artık gözlerim kararıyordu. Gazi Osman Paşa'da özel bir hastaneye gittim. Artık mecbur kaldım. Acilden giriş yaptık eşimle. Hemen doktor bu hastanın durumu iyi değil dedi. Beni serum taktılar. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Hüseyin Bey, ateşiniz çıktı. Evet. 39'un üzerlerine de geldi ateşiniz ama başka ne hissediyordunuz? Bağırsaklarım bozulmuştu ve çok şiddetli baş ağrısı. Evet ve 39 derece ateş. Hastanede ben gözümü açtığımda 3 gün sonra kolumda iğne olduğunu gördüm ve solunum cihazına bağlı olduğunu anladım. Size ne dediler? COVID-19 dediler, hastanede efendim. Evet, hastanede evet öyle söylediler, özel hastanede. COVID-19 tanısı konuldu. Dilek Hanım, size de test yapıldı mı ya da size de COVID-19 tanısı mu? Şimdi biz eşimle beraber gittik hastaneye. Bütün hastaneleri genelde biz beraber dolaştık. En son Gazi Osman Paşa Özel Hastanede gittik. Orada akciğer filmimiz, tomografisi çekildi. Kan tahlillerimiz yapıldı. Tomografide çıktı. Dedi ki büyük olasılıkla COVID şüphelisisiniz dedi. Peki o zaman testimizi yapın dediğim zaman onlar dediler ki buraya hastaneye yatışınız olmadan COVID testimiz yapamayız. Mutlaka buraya yatışınız olması gerekiyor. Eğer COVID'liyseniz 5 ile 10 gün arasında tedavi uygulanması gerekiyor size. Dedim ki yani ne kadar para ödeyeceğim? Yani... Günlüğü 1000 liradan işte kaç gün kalındıysa peşin para istediler benden. Ben yani 15-20 bin lira parayla dolaşmıyorum ki.
Dedim ki o zaman yani hastaneden çıkarken şey yapalım, ödeyelim. Hayır, peşin alacağız biz bu parayı, dediler bana. Peki o zaman dedim yani biz tedavimizi bir görelim. Ne durum olacağız? İyileşecek miyiz? İyileşemeyecek miyiz? Ve eşim kendinde değildi. Yani bir şey soruyorum. Tepki göstermiyordu bana. Ben bir anlaşmalı kuruma gidiyordum. Çünkü eşim özel sağlık sigortası vardı. Ben de SGK'dan girdim. Anlaşmalı kurum işte özel sağlık sigortası karşılamıyor dedi. Yani bir anlaşmalı kuruma gidiyordum, bir SGK'nın oraya gidiyordum ve ben 2 günlük ücreti mecbur oldum, vermek zorunda kaldım. Şimdi şunu sorayım Dilek Hanım, hastaneye yatışınız gerçekleşti mi? Zaten eşiniz acilden giriş yapıldı. Aynen, 1 Nisan'da biz yatışımız gerçekleşti. Tamam, ikinizin de yatışı gerçekleşti. Evet, aynı odadayız. Gerçekleşti. Evet, kaç gün kaldınız hastanede? Hastanede bakın ben 1 Nisan'da yattım, 5 Nisan'da çıktım. Eşim de 10 Nisan'da çıktı. 10 gün yattın mı? Eşiniz daha uzun sürede çıktı. Evet, 10 evet, gün yattı. Çünkü onun ciğerlerini bütün sarmıştı. Benim sadece belli bir tarafta gözüküyordu. Peki Hüseyin Bey, size çıkmadan önce bir test yapıldı mı tekrar? Şimdi biz hayır yapılmadı. Ben 10 gün yattım. Yapılmadı. Dün hastaneye gittik. Doktor bizi çağırdı çarşamba günü için, dün için. Sürüm testi yapılacak dedi. Negatife döndüğünüzde dahil. Biz dün gittik hastaneye. Hastanede bize bu testin yapılmadığını söylediler. Sonra aile hekimine geldik. Aile hekimi oraya de yönlendirdiler. Yani aile hekimi de ayın 24'ünde gelin dediler. Çaresine bakacağız dediler. Sizin elinizde yani biz, COVID-19 bulgularının olduğuna ilişkin raporlarınız duruyor hastaneden, değil tabii mi? Ki. Evet, hastane bize 10'ar günlük rapor verdi. Peki şimdi ne kadar bir fatura çıktı? Tam 12.500 lira para ödedim. Ödediniz değil mi? Ödedim. Evet. Ne makbuz alabildim ne fatura alabildim. Neden? Siz çıktığınız zaman bu faturayı size keseceğim dediler. Ve eşimin kimliğini aldılar. Hani 2 günlük yatış parası verdiğim için. Eşimin kimliğini gasp ettiler yani. Biz o hastaneden çıkmadan eşimin kimliğini vermediler. Kardeşim gelip ödedi 10 bin lirayı. Ve ben 2 günlük ücret ödedim. Geri kalanını dedim ki havale yapayım size. Kesinlikle kabul etmediler. Nakit ödemeniz gerekiyor diye söylediler. Sizde nakit bulup buluşturdunuz, nakit verdiniz. Aileme yani kimseye söylememiştik. Biz bir gün sonra ailemize haber verdik. Hı hı. Ve kardeşime söyledim. Ayın 3 Nisan'da da kardeşim gelip orada ödeme yaptı. Anladım. Eşiniz oradayken. Tamam. Evet. Peki şimdi eve çıktınız. Evde süreciniz devam ediyor. Nasılsınız şu anda? Yani ben kendimi iyi hissediyorum. Ama tabii eşimin biraz daha başı dönüyor. Halsiz. Daha henüz o düzelmedi. Siz kendi isteğinizle değil, hastanenin artık eve çıkışı kararıyla çıktınız değil mi? Tabii hastane çıkarttı bizi, evet. Peki evde bir çocuk var dediniz. Ona test yapılabildi mi? Biz tabii bu olay başlayınca kardeşime söyledim, haber verdim. Dedim ki yani biz hastaneye yatırdılar. Utku evde, oğlum evde. Onu alıp hastaneye getirir misin dedim. Kardeşim hemen hastaneye getirdi. Onun da işte tomografisi çekildi. Kontrol edildiğinde herhangi bir şey gözükmedi onda. Evet. Şimdi evde siz aynı çok da yakında oturuyorsunuz birbirinizi de. Yani evet, kameraya mecburen öyle söylediler bize. Tamam, yani bir kendinize ilişkin, evet. Hekimler siz hastaneden çıkmadan önce evde şu kurallara uyacaksınız ya da şöyle yapın önerileri oldu mu çocuğunuzun? Tabii uyuyoruz. Herkes ayrı odada yaşıyor şu anda. Hı-hı. 2+1 evimiz var. Ben salonda işte, oğlum kendi odasında, eşim yatak odasında. Herkes ayrı yiyor. Her kimse tuvalete girdiyse arkasından dezenfekte ediyorum. Hı-hı. Yani o kadar da dikkat ettik ama yakalandık. Hüseyin Bey, sizin sonrasında bir başka eğitim araştırma hastanesine gitme durumunuz oldu mu bu özel hastane tedavisinden sonra? Şu anda evde karantinadayım, dışarı çıkamıyorum. Dün hastaneye... Bunun için bir kağıt mı imzalattılar size evde çıkmayacağınıza ilişkin? Peki öyle bir uygulama var mı? Bilmediğim için soruyorum. Şimdi ben hastanede kendimde değildim ilk 3 gün. Bana orada 5 tane kağıt imzalattılar ama ne olduğunu göremedim, okuyamadım. Çünkü gözlerim tam böyle buhulu görüyordu, göremiyordum. Anladım. Hani ne imza
eşime soruyorum, bize ne imzalattılar diye. Ben hiç farkında değildim yani. Anladım. Dilek Hanım, Hüseyin Bey, siz aslında bu süreç içerisinde tedavi oldunuz. Tedavi olduğunuzda da bir fatura çıktı size. Biz neden bu faturayı ödüyoruz? Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıkladı. Ödeme yapmamamız gerekiyor dediniz. Bu sesiniz için biz de sizleri konuk ettik. Çok geçmiş olsun dileklerimiz. Evet, bir şey söylemek istiyorum Şule Hanım. Ne olur, bizim şansımız aslında sigara içmememiz. Biz sigara kullanan insanlar değiliz. Yani bir nevi artımız oldu. Lütfen sigara içmeyin ve evde kalmaya devam edin. Evet, sigara sağlığa zararlıdır. Bunun da altını çizmiş olalım. Bu dönemde de umarız bu hatadan dönmüş olur herkes. Çok geçmiş olsun diliyorum sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun.